Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı seçildiği zaman %52 diyorlar. 51.6, 51.7, 51.5, 52 olsun. Sayın Cumhurbaşkanı onu alırken şu kadar yetki katiyen onda yoktu. Yani bu mevcut anayasadaki yetkiye razı olarak yine de fazla olmakla beraber ahali de fazla bir dert etmedi. Yani nasılsa bu, nasıl Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanlığı yaptı. Türkiye ondan çok bir şey çekmedi yani. Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhurbaşkanı olursa biraz farklı filan ama yani dert edeceğimiz fazla bir şey yoktur. Şimdi dert edeceği endişeleri var. Ben onu görüyorum. Yani bir adam hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakan, hem ordunun başı. Onu unuttuk. Ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şey yapar diyor yani. Ordunun başı. Hem bütün hukuk sistemlerinin başı. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 15'ini birden tayin ediyor. Hakimler Savcılar Kurulu'nun parti genel başkanı sıfatını da koyduğum zaman 13'ünün 13'ünü birden yapıyor. 700 trilyon liralık bütçeyi tek başına şuradan bu kadar vergi alırım, bu parayı da şuraya harcarım diye tek başına karar veriyor filan. Ya bu ne alıyoruz hemşerim? Ve parti genel başkanı. Ve parti genel başkanı. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Ve yanına yardımcılar seçiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'na kim vekalet ediyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birisinin başkan olabilmesi için ya bir çok büyük bir partinin ya da bütün partilerin mutabakatıyla seçilmiş bir halkın temsilcisi olması lazım, öyle değil mi? Şimdi bir Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısında aranan özellikler ne? Milletvekilliği kriterleri. Milletvekilliği kriterleri ne? Bir tek ilkokul mezunu olacak. Eskiden işte 21 yaş, 25 yaş, 30 yaş falan vardı. Şimdi 18 yaş. 18,5 yaşında ilkokul sadece ilkokul mezunu olan birisi askerliğiyle ilişi bilmem ne filan orada filan geçilmiş. Bunu Cumhurbaşkanı vekili tayin edebilirsin, yardımcısını ve Türkiye'nin bütün yetkilerini bunun eline vermiş oluruz. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bunları yeteri kadar biliyor muyuz, anlatıyor muyuz? İşte anlattığımız kadar anlatıyoruz yani ama buna benzeyen işlerin çok yani en yüksek dağın tepesindeki bir çalının bile bu olan biteni bilmesi, duyması, hissetmesi, konuşması lazım ki buradan hayırlı bir oylama çıksın yani, değil mi? Ona imkan vermiyorlar. Halbuki Cumhurbaşkanı ne diyor? Ya bu kadar merak edecek bir şey yok. Ben diyor bu yetkilerin hepsini hemen kullanmayacağım. Ne zaman kullanacaksınız? 2019'da, öyle değil mi? Sadece diyor şu parti genel başkanlığıyla Hakimler Savcılar Kurulu'nu seçme hakkını 17 Nisan'da kullanacağım. Ondan sonrasını 2019'da kullanacağım. Madem böyleydi kardeşim, niye iki ayağımızı bir pabuca sokuyorsunuz, öyle evet, değil mi? Evet, ben de tam şimdi onu soracaktım. Evet. Niye seçim o zaman yapılmıyor? Niye? Benim zannım, ancak burada şey olur. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı o parti genel başkanlığını da alıp hukuk sisteminin de tamamının tayinini tanzim ettikten sonra ört ki ölem yani.